bayramlar, bayram ziyaretlerimiz sürüyor. Bugün de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya'nın Ankara Çavuşlu köyündeki evine konuk olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyi bayramlar. Merhabalar. Çok teşekkürler. Şeref verdiniz. Sağ olun. Bize kolay buldunuz mu? Çok kolay buldum. Bayramları nasıl geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Her zaman bu köye mi gelirsiniz ailecek? Burada mı buluşursunuz? Bayramlar biz mümkün olduğu kadar burada, kendi baba ocağımızda, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, akrabalarımızla, köylülerimizle birlikte geçirmeyi tercih ediyoruz. Buna önem de veriyoruz. Yani ben bir akademisyendim. Evveliyatında bayram tatillerinin uzun olduğu dönemlerde zaman zaman belki Ankara dışına gitme, bayramları bir tatil havasına büründürme istekleri içimizden geçti ama bunu biz hiç yapmadık. Hep bayramda kendi köyümüzde olmayı tercih ettik. Tabii bu zaman içerisinde geçen zamana geriye dönüp baktığımızda çok da iyi yaptığımızı anladım. Yani gerçekten bayramların bayram tadında olması gerektiği. Tatil başka bir şey, bayram başka bir şey. Siz yine de ailenizden kopmamışsınız. Burada o eski gelenekleri yaşatıyorsunuz, ailece buluşuyorsunuz ama yine de o çocukluğunuzdaki bayramları özlüyor musunuz? Ah nerede o eski bayramlar dediğiniz oluyor mu? Şimdi Sibel Hanım, ya bu şöyle... Bizden önceki kuşak ah nerede o eski bayramlar diyordu. Biz de öyle dedik. Bizden sonrakileri görüyorum, onlar da öyle diyorlar. Bayramın o getirdiği değerler herhalde çocuklarda çok daha fazla mı karşılık buluyor diye düşünüyorum. Hep çocuk mu kalsaydık, belki çocuk kalmış olsaydık bayramların hani o ah nerede o bayramlar demez, bayramların tadını alırdık diye düşünüyorum. Evet, bizim Ankara'ya 50 kilometre uzaklıkta köyümüz. Burada biz geçtiğimiz yıllarda bir ev yaptırdık. 6 kardeşiz. 6'sının da ayrı kapılarının olduğu, öyle ifade edeyim. Ayrıca ortak alanlarımızın olduğu, hani düğünde, bayramda, cenazede birlikte olmak, diğer özel günlerde birlikte olmak maksadıyla bunun da bir hakikaten katkısı olduğunu görmeye başladık. Yazları annem babam buradalar. Onlar burada olduğunda daha sık gelmeye başladık. Kardeşler, kardeş çocukları daha sık bir arada olmaya başladı. Ben bundan da çok mutluyum. Bir tane al da öyle Mehmet. Tamam, bir tane. Hangisini istiyorsun? Hangisinden olursa olsun. Peki o zaman şundan vereyim öyleyse. Güzel oluyor değil mi kalabalık ailelerde tabii, bayram geçirmek? Tabii yavrum, olmaz olur mu? Hep evlatlar yanında, torunlar yanında. Her şey güzel oluyor. Sayarken gelinleri saymadı ama yani. Diyorum ya evlatlar diye. Annemin gençliğinde çalıştığı kadar gelinleri çalışıyor mu? Yok. Gelinler bahsine buradan girmeyelim, buradan buradan devam edelim. Bayram boyunca burada mı kalırsınız? Yani birkaç günü burada geçirip sonra şehre mi dönersiniz? Yakın olmasının avantajı da var. Yani bazen buradan burada kalıp Ankara'ya günübirlik gidip gelebiliyoruz. Yani genellikle kalmaya çalışıyoruz. Son 3-5 yıldır bayramları daha bir bayram tadında özellikle burada yaşamaya başladık. Kardeşler, çoluk çocuk, yeğenler hep birlikte. Mümkün olduğu kadar yani bayramda kimseyi zorlayarak değil ama tatile göndermeyip tatili burada, yani hep aile bir arada olarak, işte baba ocağında olarak, kendi köyümüzde olarak yapmaya çalışıyoruz. Şu anda gençler de, yeğenler de evlendi, büyük bir çoğunluğu evleniyorlar. Yani onlar da o hazı alıyorlar diye düşünüyorum yani. Çocukluğunuzda bayramlık alınır mıydı size? Heyecanlandırır evet. mıydı bu bayramlıklar size? Bizim dönemin çocukluğunun belki en önemli şeylerinden birisi buydu. Yani biz normal zamanlarda özellikle giysi anlamında bakıldığında özel alışverişler olmazdı. Yani hep
alışverişler, ihtiyaçların karşılanması da özellikle bu konuda bayramlara ertelenirdi, bayrama ötelenirdi. Ve onun için şimdi tabii her gün yeni kıyafetler alınıyor. O yeni kıyafet almanın ya da yeni kıyafete sahip olmanın o insanda yarattığı o sevinci belki şimdiki gençlerin ya da şimdikilerin anlaması mümkün değil. Bizden öncekiler anlatırlardı. İşte bir ayakkabı alındığında bayram günü giymek için onu saklardık ve o gün yastığımızın başına korduk. Hatta ayakkabılarla, giysilerle yatardık sevincimizden diye. Yani bunları bizler de yaşadık. Yani benzerlerini yaşadık. Zeynep, torun. Zeynep. Zeynep Naz. Anneanne harçlık veriyor mu? Yoksa dede? Bayram harçlığı. Harçlık alır mıydınız? Bayram harçlığı verilir miydi daha doğrusu size? Şöyle, ve o harçlıkları ne yapardınız? Ya çocukluğumuzda şöyle söyleyeyim. Yani köylerde aslında bayram harçlığı çok yaygın da değildi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani köylerdeki nakit para işi genellikle hasat dönemlerinde falan olur. Diğer dönemlerde öyle çok fazla nakit insanların üzerinde o anda olmaz. Hasat dönemine denk gelen bayramlarda belki harçlık veriliyordu. Harçlık yani verilmiyor değildi. Veriliyordu ama mesela benim hatırladığım orada çok yaygın değildi. Yani bizim çocukluğumuzda harçlık meselesi. Aslında biz bunların üzerinde büyüdük. Traktörlerin üzerinde büyüdük. Geçmişte bir çevremiz de vardı. Yani onların üzerinde büyüdük. Okul, yaz tatillerinde doğal olarak köydeydik ve köyde de köy işleri. Çiftçilik devam ediyor. Ne içiyorsunuz? Ağırlıklı olarak hububat. İşte buğday, arpa ağırlıkta ekiliyor ama Nadas yerlerinde de genellikle bu sene nohut falan ektik. Nohut hasatı da bugünlerde herhalde o da bitti zannediyorum. Ekim'de ekeceğiz. Ya bunlar tohumluk olarak bırakılanlar. Hakikaten yapıyoruz biz bu işi. Bırakmıyoruz. Şeyde kalmasın diye, tarlalar boş kalmasın diye. Tarlalar boş kalırsa babam çok bozulur. Ama bayramlarda biz çocukluğumuzda şeker toplama derdik. Onu evet. Şimdi yani küçük çocuklarda yine görüyorum ve onları gördüğümde hem mutlu oluyorum ve onlara da biz eve geldiklerinde o kalabalıklarla çocuklar şeker toplama ya yani bayramlaşma adı altında geldiklerinde çok da ilgi gösteririm. Böyle elimize hatta o zaman naylon poşetler falan da çok fazla değildi. Şimdi çok oldu ne oldu? Çevreyi kirletiyoruz ayrı bir konu ama küçük naylon torbalar bulurduk. Evet. Hatta onu bayramdan belki aylar öncesinde elimize öyle bir şey geçtiğinde onu özenle saklardık. Çünkü bayramda o naylon torbalara şeker toplayacağız. Dolayısıyla köyün tüm evlerini kalabalık bir şekilde köyün çocukları dolaşır. Orada işte şeker toplardık. Yani çok da dedikodu yapardık. Yani hangi evden güzel şeker verdiler, hangisinden. Eskiden o şeyler vardı. Tabii ekonomik imkanlar bu kadar da değildi belki. O kaba akide şekerleri vardı. Onları hiç sevmezdik o kağıtlı şekerler. O zaman daha lüks sayılıyor. Bazen o kağıtlı şeker veren evlere döner bir daha giderdik falan. Böyle güzel şeyleri vardı. Şimdi çocuklarda yine ben onu görmeye başladım son yıllarda. Böyle tabii köy çok kalabalık oluyor bayram günleri. Çocuklar da o bayramın tadını çıkarıyorlar. Çikolata ikramı ise hiç yoktu belki değil mi o zamanlarda yani? O zaman çikolata yok muydu biz mi bilmiyorduk bilmiyorum ama biz çok sonradan tanıştık çikolatayla. O tür şeylerle. Eskiden yer sofraları vardı. Kalmadı galiba artık köylerde de pek. Ya şimdi artık yaşlılar yere oturamıyor, zorlanıyorlar. Genellikle yaşlıların büyük bir çoğunluğunda diz problemi var. Annemde var mesela. Masa yani biraz modernlik gibi algılanıyordu ama
daha rahat olmaya başladı. Bir de öyle alışınca masalarda devam ediyoruz ama gerektiğinde yer sofrasına da oturup yer sofrasında da yiyoruz. Onun da tadı başka aslında, bağdaş kurup oturmak. Eskiden daha çok işin oluyordu. Evveli teknelerle ekmek yapardık, yoğurdu, hamuru. Bir gün evveli, iki gün evveli. Böyle hazır ekmek ne iyi oldu. Tabii. Onlar öyle yapardık. O günü o ekmek, o bayramda o ekmek biterdi. Kalabalık o kadar çok olurdu. Dolmaları doldururduk. Yemekleri yapardık. Bak şurası eski bizim tandır evimizdi be. Tandır evi derlerdi. Sizler var mı bilmiyorum şeyde. Yani ekmek falan yapılan. Aha, evet. 70'te falan, 70-71'de ya da 72'de geldi elektrik. Yani o dönemlerde bizim köyümüzden Adalet Partisi'nden milletvekili vardı. Hasan Özçelik, Allah rahmet eylesin. Köyün ilk vekili siz değilsiniz. Yani ben bu köyden ikinci vekil. Belki birçok köyde nasip olmadı ama bu köyden ikinci milletvekili. 1974 yılında rahmetli Hasan Özçelik evleri burada. Bayram sofralarında özellikle aradığınız bir yemek, bir tatlı var mıdır? Ya bayram sofralarında biz tabii tatlı olarak, yani eskiden pişmaniye çok kullanılırdı, yaygındı. Bir de ev yapımı baklavayı arardık. Evet. Yani mutlaka bayramda annelerimizin o açtıkları şeylerden, hamurlardan ev baklavaları olurdu. Onu arardık. Hala yapılıyor mu sizin evinizde yani, ev baklavası? Yapılıyor. Yani artık annem yapamıyor tabii. Onlar biraz yaşlandılar. Biraz sağlık sorunları olunca. Geçmiş olsun. Onları yapamıyorlar ama büyük yengem yani o konuda biraz mahir. O şeyi sürdürüyor. O gelenek de hala yaşatılmaya devam. Yani eşim de öyle. Yani zaten o bayram şeyini biz burada yaşıyoruz. Ankara'da onu anlamıyoruz. Mesela, bayram telaşı burada yaşanıyor. O evde, yaşanıyor. Her evde olan. Birkaç gün öncesinden geliniyor. Bayram temizliği yapılıyor. Yani Ankara'da telaş başlıyor ondan. Bir hafta 10 gün öncesinden hanımlar. İşte daha köye gidilecek, bayram temizliği yapılacak, hazırlıklar yapılacak. Siz ama bu telaşa burada ortak oluyor musunuz? Yardımcı olur musunuz bayram alışverişi için eşinize, diğer aile? Son zamanlarda oluyorum desem çok doğru olmayacak. Ama ya mümkün olduğu kadar olmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi kalabalık bir aile olunca eşim daha çok bu konularda yani görev üstleniyor. Kardeşlerim öyle. Onlar bir telefon trafiği hemen kurulur. Arkasından ne yapılacaksa buluşur yaparlar. Daha çok o alışveriş buraya yönelik ortak alanlarla alakalı şeylerde. Eşim, kardeşlerim, eşim eltileriyle birlikte o işi güzel götürüyorlar. Allah nazardan saklasın diyelim. Arife günden geliriz eltiler beraber. Yapraklarımızı sararız tencerelerle falan. Daha hala Ankara'ya da gidince misafirimiz gelirse oraya bile yaprak sararız. Yani baklava mı ikram edersiniz yoksa başka tatlı çeşitleri de olur mu? Sütlaç gibi. Sütlaç gibi olur, baklava ikram ederiz. Yanında işte tuzlu sigara böreğiydi, işte şuydu, börekli, çörekli, gözleme. Peki onun dışında Mevlüt Bey size evde yardımcı olabiliyor mu? Yok ya, öyle yoğun olduğu için pek yardımcı olamıyor. Yani önceden biraz. Benim haberim yok ondan. Yani. Bayramda siyasete mola verebiliyor musunuz? Bayramda siyasete mola veremiyoruz. Şöyle veremiyoruz. Şimdi tabii uzunca süre önce partiler arası bir bayramlaşma geleneği başlatıldı. Bu çok da güzel oldu aslında. Ben Ankara'da olmam münasebetiyle genellikle uzun süredir de partiler arası bayramlaşmada partimiz adına görev veriyorlar. O bayramlaşmalar dolayısıyla bayramın genellikle de ikinci günü. İkinci gününden itibaren aslında partiler arası bayramlaşmayla, parti içi bayramlaşmayla siyaset yine devam edip gidiyor. Belki o bir gün, ilk gün diyebiliriz ama ilk günde şöyle bir bizim bir şeyimiz var. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatından bu yana
tüm bayramlarda Ankara'da olur ve bayram namazından sonra anıt mezarda başbuğumuzun kabrini ziyaret eder, orada bir dua okur. Ondan sonra normal gününe, hayatına başlar. Ben de Ankara'da olmam münasebetiyle özellikle 2011 yılından beri tüm bayramlarda sabah programımda bu şekilde. Tabii bunlar siyasetle ilgili ama siyaset değil. İşte vefat etmiş insanların ailelerine toplu ziyaretler oluyor. Yani bayram namazından sonra işte insanlar evlerinde kahvaltılarını yapıyorlar ve ondan sonra bir arada genellikle caminin önünde toplanırlar. Mutlaka her haneden bir kişi katılır veya birkaç kişi. Öncelikli olarak o cenaze evlerine bayram dolayısıyla yeniden taziyeye gidilir. Yani o bayram ziyareti toplu olarak taziye ziyareti mutlaka gerçekleştirilir. Hatta ona katılmayanlara da katılmadı diye eleştirirler, gönül korlar. Bayram günü bir kişiyle belki 50 kere karşılaşırsın, 50'sinde de bayramlaşırsın. Size ziyarete geliyorlar, siz iadeyi ziyarete gidiyorsunuz, yolda karşılaşıyorsunuz, başka bir komşuda karşılaşıyorsunuz. Yani bazen bir kişiyle bir günde 50 abartı belki ama en az 15-20 defa yeniden bayramlaşabiliyorsunuz. Sizi arayan, sizin mutlaka aradığınız isimler var mıdır siyaset dünyasından her bayramda? Şöyle, yani o sizin işte geçmişteki dostluklarınız, arkadaşlıklarınız, yakın hissetmeyle alakalı. Yani benim açımdan çok yaygın olduğunu söyleyemem ama yani bu şekilde arayanlar oluyor. Bizim aradıklarımız oluyor. Yani daha önceden, eskiden tanıyıp birlikte çalıştığınız, görev yaptığınız, bir şekilde hızımlık dolayısıyla akraba olduğunuz veya bir arkadaşlık dolayısıyla yakınlık duyduğunuz insanlar doğal olarak oluyor. Ama en fazla da ihmal edilenler herhalde o siyasetçilerin kendi arasındaki sizin çerçevesini çizdiğiniz bu tür bayramlaşmalar diye düşünüyorum aslında. Neden olmuyor acaba? Öyle bir ortam yok mu? Ya belki de bilmiyorum, siyasetçilerin yoğunluğuyla da alakalı olabilir. Yani daha çok o bayramın o sınırlı süre içerisindeki zamanı seçmenlerle, kendi ihmal ettiği yakın akraba çevresiyle belki geçirmek, onlar için zamanını kullanırken belki bunlar farkına da varamayabiliyor. Yani bir özellikli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şartların öyle bir sonuca götürdüğünü düşünüyorum. Peki son olarak da bayram mesajınızı alalım. Ya bayram yakınlaşma. Yani dolayısıyla hakikaten bayramları bayram tadında yaşarsak işte o yakınlaşmayı da gerçekleştirmiş oluruz. Yani bayramların bizim hem geleneklerimizde hem de inançlarımızda çok önemli bir yeri var. Bizim üzerinde konuştuğumuz şu anki bayram zaten dini bayram. Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail arasındaki bağlılığın ve ikisinin de mutlak itaat anlamında Allah'a yaklaşma aracı olarak kullandıkları o kurbanın anlamına uygun olarak yaşadığımızda, bayramları böyle aldığımızda her şeyin ben çok daha güzel olacağına inanıyorum. Güzellikler getireceğine inanıyorum. Bayramların bayram tadında olması dileğimle Türk milletinin, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de sizin ve ailenizin bayramını tekrar kutluyoruz ve bizi burada konuk ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bayram sohbetimizde bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya'nın Ankara Çavuşlu köyündeki evine konuk olduk ve bayram sohbeti gerçekleştirdik. Bayramınız kutlu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler.